Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle Aralık ayı örnek sorularını yayınladı. Şimdi sizlerle birlikte İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi örnek sorularına bakalım. Sorulara geçmeden önce videoyu durdurarak cevaplarınızı verebilir. Daha sonra benle birlikte çözümleri kontrol edebilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyerek birinci soruyla hemen başlayalım. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etme girişimi sırasında izlediği yollar aşağıdaki haritada verilmiştir. Hemen renklerden anlıyoruz. Bakın, kırmızıyla gösterilen yerler Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları. İtalya burada nereleri işgal etme girişimi göstermiş? Trablus, Bingazi, Derne ve Tobruk. Şimdi baktığınız zaman haritaya göre İtalya ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Harita sorularında yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Haritaya ekstra hiçbir şey katmıyorsunuz. Gördüğünüz şeyleri yorumluyorsunuz. Bakalım. Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişletmek istemiştir. Eğer İtalya burada okla gösterilen yerleri eline geçirirse Akdeniz'deki hakimiyetini genişletecektir ve bunu istemesi de normaldir. Çünkü buradan ben bu yorumu çıkarabilirim. Birinci öncülümüz doğru. Bir olmayanı silebiliriz. C şıkkını buradan sildik. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozmuştur. Bakın, işgal etme girişimi diyor. Topraklarını aldı falan demiyor. Burada almayla ilgili bir şey yok. O zaman toprak bütünlüğünü bozmuştur cümlesine ben bu haritaya yorumlayarak ulaşamam. İkinci öncülüm yanlış. O yüzden 2 olanı sildim. Çünkü bana ulaşılabilir olanı soruyor. Kuzey Afrika topraklarını egemenliği altına almıştır. Bu haritaya göre İtalya'nın ben burayı aldığını anlayabilmem için aynı renkte gösterilmesi gerekiyordu. İtalya bakın burada sadece girişimde bulunmuş diyor. Haritada aldığıyla ilgili bir bilgi vermemiş. O yüzden Kuzey Afrika topraklarında egemenlik altına almıştır cümlesi de yanlış. Burada birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. İkinci soru. Mustafa Kemal Paşa milli mücadele ruhunu Söylev adlı eserinde şöyle tanımlamıştır. Burada Söylev adlı eserinin nutuk olduğunu unutmayın arkadaşlar. Demiş ki millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnızca mücadeleye verecekti. Bakın, yani diyor ki sadece düşman karşısında savaşan askerlerimiz değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes mücadeleye girişecekti diyor. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar, aslında soruyu çözdürecek kısım ilk taraftaki okuduğum yer. Hemen cümlelerimize, şıklarımıza bir bakalım. Vatan savunmasında maddi imkanların kullanılmasına öncelik verilmelidir. Atatürk'ün yukarıdaki cümlesinden böyle bir anlam çıkmıyor. O yüzden A şıkkını eledik. Halkın çatışma bölgelerinden uzak, güvenli alanlara taşınması gereklidir diyor. Ama Atatürk diyor ki herkes katılmalıdır. Köyündeki, evindeki, tarlasında bulunan herkes diyor. Yani halk güvenli alana geçmelidir falan demiyor. Halk da katılmalı diyor. C şıkkı, düşman karşısında askeri birliklerin mücadele etmesi yeterlidir. Hayır, herkesin katılması gerektiğini birinci cümlede zaten bize söylüyor. C şıkkını da eledik. Ama D şıkkı, topyekün mücadeleyi benimseyen milletler başarılı olacaktır. Diyor ki bu milletler köyünde, evinde, tarlasında bulunan kişilerle birlikte eğer mücadele ederse o zaman başarılı olabilecektir diyor. Zaten vatan savunmasında yalnız bırakılan milletler başarılı olamazlar cümlesini de son kısımda söylüyor. İkinci sorumuzun doğru cevabının D olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim hemen üçüncü sorumuza. Aşağıda İsmet Bey'in Doğu cephesinde kazanılan zaferden sonra Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı mektuba yer verilmiştir.
Doğu cephesini biliyorsunuz. Orada Kazım Karabekir ve Osmanlı'dan kalma bir düzenli ordumuz, 15. kol ordumuz var. İsmet İnönü de oradaki zaferden sonra Kazım Karabekir'e bir mektup yazmış ve mektubunda şunları söylemiş. Sevgili kardeşim, Şark harekatı bizi ve davamızı ihya etti. Yani Doğu harekatı bizi mutlu etti diyor. Çünkü biz kazandık biliyorsunuz. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah'ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen milletimize daha büyük hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın. Bu mektuba göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Burada İsmet İnönü Doğu Cephesi komutanı olan Kazım Karabekir Paşa'yı tebrik etmiş ve aldığı zaferin ne kadar önemli bir zafer olduğunu ve halkı da gayrete getirdiğini, orduları da gayrete getirdiğini mektubunda belirtmiş. Bakalım şıklara. Kazanılan zafer ile milli mücadele tamamlanmıştır. Hayır, daha Doğu Cephesi'nden sonra güney var, batı var. Buradan buna ulaşamam. Kazım Karabekir Paşa'nın askeri rütbesi yükselmiştir. Burada öyle bir bilgiye yer verilmemiş, öyle bir şeyden bahsetmiyor. Doğudaki zafer kurtuluş mücadelesine ne olmuştur? Umut. Bakın cümlede diyor ki o kadar daralmıştık ki bir korunağa ihtiyacımız vardı. Siz o zaferi kazanarak bize bir korunak oluşturdunuz diye zaten söylüyor, umut olmuştur. Elde edilen başarının sonucunda Yunanlar geri çekilmiştir. Biz Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıyoruz, Yunanlarla değil. O yüzden D şıkkı da yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soru. İstiklal Yolu Yeniden Canlanıyor adlı bir gazete haberi var. Önce sorumuzu bir okuyalım. Yukarıda verilen gazete haberinden hareketle hangisi söylenemez? Dikkat ediyoruz, söylenemez olanı soruyor bize. 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında İstiklal Yolu yürüyüşü etkinliğinin 11.si gerçekleşti. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmada vatandaşlara şu bilgiler verildi. İstiklal Yolu milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya'dan İnebolu'ya gelen cephanenin kanunlarla Ankara'ya ulaştığı yoldur. 340 kilometrelik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin %90'ını kadınlarımız oluşturmuştur. Tekalifi milliye emirlerinin yayınlanmasının ardından daha da hareketlenen yolun önemini Mustafa Kemal'in şu sözleri anlatmaktadır. Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da. Şimdi bakarak bu haberi yorumlayalım. Baktığımız zaman söylenemez olanı soruyor. Halk birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir. Diyor ki halk burada kendi taşımasını kendi yapmış. Bakın halk karınca ordusu gibi çalışmış vatanseverler diyor. Demek ki buradan A şıkkına ben ne yapıyorum? Ulaşıyorum. B şıkkı İstanbul hükümeti ile Türk halkı güç birliği yapmıştır. Sakın ola şuraya düşmeyin arkadaşlar. İstanbul'dan gelen cephane diyor. İstanbul hükümeti ile Türk halkının iş birliği, güç birliği yaptığıyla ilgili bir cümle yok. Bunu alamıyorum. C şıkkı Türk kadını cephe gerisinde önemli işler başarmıştır. Bakın diyor ki burada çalışanların %90'ını kadın oluşturuyor. Demek ki kadınlar cephe gerisinde önemli işler başarmıştır. Cephe gerisindeki çalışmalar cephedeki kadar önemli görülmüştür. Ben bunu nereden anlıyorum? Mustafa Kemal'in sözüne bakın. Sakarya'da, Dumlupınar'da askerlerimiz savaşırken arkadan gelecek mühimmat desteği de cephane desteği de önemli. O da nereden gelecek? İnebolu'dan. Kulağım da orada diyor. Demek ki o kadar önemli. Ama İstanbul hükümetiyle Türk halkı güç birliği yapmıştır cümlesine buradan ulaşamam. Cevabım B seçeneğidir. Son soruya geliyoruz. Beşinci soru. Aşağıda halk tarafından kendilerine 12'ler adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutanına gönderdiği uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir. Metne göre hangisine ne yapılabilir? Ulaşılabilir. Hemen metnimize bakalım. Biz 12'ler şehirli, köylü, Türk, Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Demek ki biz 12'ler dediği kişiler nereyi temsil ediyor? Urfa halkını. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız. Urfa halkının mücadelesini durduramazsınız diyor. Hangisine ulaşılabilir? Düzenli orduya katılım sağlanacağı,
Bu cümleden ben bu sonucu çıkaramam. 12'lilerin Batı illerinden destek aldığını, öyle bir şey üst tarafta vurgulanmamış, milli mücadelenin başarıya ulaşacağı. Evet, belki inançları var buna ama üst taraftaki cümleden ben buradan bu sonuca ulaşamıyorum. Ama 12'lilerin Urfa halkını temsil ettiği, diyor ki bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Yani onların düşüncelerini savunuyoruz diyor. Onların da temsilcisi olduğunu anlayabilirim. O zaman 5. sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu Aralık ayı örnek sorularını yorumlamaya. Sorulara baktığımız zaman yine paragraf gerektiren, içerisinde tabloların, resimlerin ve özellikle haritanın yer aldığı sorular olduğunu görüyoruz. Şu tarz bir harita sorusunu LGS sınavında bu sene kesinlikle bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü geçen sene de örnek sorularda bolca yer vermiş ancak harita sorusu sormamışlardı. Şimdiye kadar yayınlanan 3 örnek soruda da, 3 ayın örnek sorularında da harita sorusu verildi. Bu sene büyük ihtimalle soracaklar. Şu tarz sorulara kesinlikle dikkat edin. Buradaki tablolardan okuyacağınız şeyi anlamaya gayret edin. Bunun için de okuma çalışmaları sizin için çok önemlidir. Tabloları söyledik. Harita sorusunda en önemli dikkat edeceğiniz şey şu arkadaşlar, onu da belirtelim. Haritada olmayan hiçbir bilgiyi kendiniz bilseniz doğru bile olsa ekstra olarak katmıyorsunuz. Harita sorularında ancak bu şekilde çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylece Aralık ayı örnek sorularını çözdük. Umarım işinize yaramıştır. Bize destek vermek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu aralar yazılıya hazırlık çalışmaları yaptığınızı biliyorum. Onun için kanalımızda yazılıya hazırlık çalışmaları mevcut. 8. sınıf hazırlık çalışmasına sağ tarafta çıkan kartlar butonundan ya da oradaki bir sonraki diğer videolarım konularından da ulaşabilirsiniz. Başarılar diliyorum arkadaşlar.